Merhabalar 6. sınıf öğrenci arkadaşlarım. Kendi kanalınıza İngilizce Kralına hoş geldiniz. Maraton test kitaplarının videolarıyla beraberiz. Bu videoda da 6. sınıfın 2. ünitesinin kelimelerini, kazanımlarını ve testlerini beraber yapacağız. Konumuz bu ünitede yummy breakfast, leziz kahvaltıydı arkadaşlar. Şimdi İlk başta bu ünitenin kelimelerine bakalım. Kelimeleri sadece göstereceğim. Arkadaşlar yiyeceklerle ilgili, çünkü hepsinin anlamını önünde yazıyor. Yiyeceklerle ilgili kelimeler bunlardır bu ünitede. Ne yapabilirsiniz? Ekranı durdurup ekran görüntüsü alabilirsiniz veya defterinizde not alabilirsiniz. Böyle yaptığınızı varsayarak görüyorsunuz arkadaşlar farklı farklı kelimeler. Peki öğretmenim, bu kelimelerin okunuşu nasıl olur? Neden okumuyorsunuz? Biz okumanızı da isterdik. Haklısınız güzel kardeşlerim. Kelimelerin okunuşu çok önemli ama bu okunuşları zaten ders anlatım videolarında yapmıştım. Biliyorsunuz 6. sınıf İngilizce kitabınız ne olursa olsun ders anlatım videolarını YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. O yüzden aynı işi şu an burada tekrarlamıyorum ve burada sadece kelimelerin anlamını size gösteriyorum arkadaşlar. Peki nereden bulabilirsiniz o videoları? Bu videonun açıklama kısmına, tıkladığınızda orada işinize yarayacak linkleri göreceksiniz. Ders kitabınızın adı ve hangi yayıncılığa ait, ona dikkat ederek linke tıklayın. Liste halinde birinci üniteden diğer ünitelere kadar ders anlatım videolarını göreceksiniz orada. Ya da Instagram'da İngilizce Kralı sayfasına katılın. Orada bana mesaj atın. Ben size link atarım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakın kind'la başlıyor. Sıfat olursa kind, iyi kalpli anlamında. İsim olursa tür ve çeşit anlamında bu arada. Şurada şu kelimeleri videoyu durdurup mesela ekran görüntüsü aldığınızı varsayarak devam ediyorum bunları. Görüyorsunuz bunlar kelime anlamları. Dediğim gibi sadece kelime anlamı okuyarak ünite öğrenilmez. Mutlaka video anlatım ders anlatım videolarımızı izleyin. Sadece ben bu kelimeleri hazırlık olsun diye size gösteriyorum. Sonra zaten bu kitabın testlerine beraber devam edeceğiz. Burada da içecekleri görüyorsunuz. Drinks. Herhangi bir meyvenin adını yazıp juice söylediğimizde o meyvenin suyu olur arkadaşlar. Bu arada bakın fruit juice. Mesela grape juice. Üzüm suyu. Bu şekilde. Bunları da görüyorsunuz. Diğer sayfaya geçelim. Peki bu sayfada neler var? Making a request offer. Hani ricada bulunma, teklifte bulunma. Bakın örnekleri. Can I have some honey? Do you want some milk? What about an orange? Ondan sonra expressing preferences. Tercihleri belirtme. Which one do you prefer? Hangisini tercih edersin? İlginçtir ki şunu söyleyeyim. Mesela bu 6. sınıf videosu ama bu prefer kalıplarını düzgün öğrendiğinizde bir 8. sınıf LGS falan da bunları göreceksiniz. Onun haricinde 10. sınıf, 11. sınıf lisede de İngilizcesinde bunları göreceksiniz. Çünkü onların da ders anlatım videolarını ben kanala bırakıyorum. Oradan biliyorum. Şimdi kabul etme veya reddetme kalıpları var. Yes please, no thanks, sure, of course, it sounds yummy. Kulağa lezzetli geliyor. I'm sorry but it's all gone. Bir şey bittiğinde bunu söyleriz. Ondan sonra sevdiğimizi sevmediğimizi belirtme. Bakın I don't like milk mesela. I like honey but I don't like sausages. I like them very much. Buradaki cümleleri de görüyorsunuz. I like nutritious food, not junk food. Nutritious food, besleyici, besin değerleri yüksek olan yemekler. Pancake is my favorite mesela diyor burada. Crepe benim favorim. Gelelim diğer tarafa arkadaşlar.
önemli ifadeler var. Enjoy it. Afiyet olsun. Enjoy your meal. Afiyet olsun. Bunu o yemeklerde birbirimize söyleriz genelde, değil mi? Burada da diğer kalıpları görüyorsunuz. Can you talk about breakfast habits of Turkish people? Türklerin kahvaltı alışkanlıklarından bahsedebilir misin mesela? Bu şekilde bunları da görüyorsunuz. Bunları az sonra bitirip direkt testlere geçeceğiz arkadaşlar. Tamam, sayfayı küçültüyorum. Bakayım herhangi bir şey kaçırdık mı? Hayır. Şimdi 14 tane kelimelerle ilgili test var. Ondan sonra 14 tane de ünite kazanımıyla ilgili test yapacağız beraber. Hadi bakalım, bismillah başlayalım. I orange juice because it is healthy. Portakal suyunu nokta 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 çünkü sağlıklıdır. Bakın şıklardan hangisi olabilir? 3 tane olumsuz şık var. Bir tane olumlu. Yani hangi şık? Aferin. C şıkkı. Yani C. Like. Arkadaşlar biraz, hani azıcık, çok değil, size zaman vererek bunların cevabını anlatıyorum. Neden böyle yapıyorum? Çünkü videoyu izleyen kardeşim de testi çözebilsin diye. Yoksa direkt birinci soru B, ikinci soru A, üçüncü soru C bu şekilde dersem pek faydalı olmaz izleyiciye. O yüzden hem izleyici kendini denesin hem de öğrensin istiyorum. Siz de bana yorumlarda birinci testte, ikinci testte kaç doğru yaptınız bana söyleyebilirsiniz ya da Instagram'dan bana yazabilirsiniz. İkinci soruya bakıyoruz. Do you eat salami for breakfast? Kahvaltıda salami yer misin? No, I don't because it is food. Hayır, yemem çünkü o nokta 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 yemektir. Ne diyebiliriz arkadaşlar? Yani burada da demek ki olumsuz bir şey arıyoruz. Çünkü yemediğini ifade ediyor bu kişi. Şıklara baktığınızda 3 tanesi olumlu, bir tanesi olumsuza yakın bir şey. Hangi şık? Aferin. Junk food. Yani A şıkkı doğru seçeneğimiz. Diğerlerine baktığımızda diyor meşhur yemektir. Yani bir şey meşhur mudur değil midir, ona göre yiyip yemeği şey yapmayız biz. Nutritious burada mesela besleyici, sağlıklı. Healthy sağlıklı. Bu şekilde A junk food abur cubur. 3 numaraya bakıyoruz. Samuel ve M arasındaki konuşmada can I have some lemonade mom? Diyor ki biraz limonata alabilir miyim anne? Of course, tabii ki. Thanks a lot. Teşekkürler. Teşekkürler. Ne deriz arkadaşlar? Afiyet olsun deriz, değil mi? Afiyet olsun. Hangisi olur? Harikasınız. B şıkkı. Enjoy it. Afiyet olsun. 4 numara. I like cheese and olives. Peynir ve zeytini severim. I don't like honey and mushroom. Bal ve mantar sevmem. Şimdi bir şeyi severim. Aynı cümlenin devamında bir şeyi sevmem. Arada hangi, Türkçesi emin değilim ama bağlaç diyebilir miyiz? Hangi bağlaç olur? Ama. Yani cümlenin iki tarafı birbiriyle anlam olarak zıtsa ama kullanırız. Yani but. 5. soruya geçiyoruz. Charles diyor ki do you usually have bread with butter or honey for breakfast? Genelde kahvaltıya ekmekle tereyağı ve bal yer misin? Nancy diyor ki I honey because I think butter is unhealthy. Ben balı çünkü tereyağı bence sağlıksızdır. Ne olur arkadaşlar? Tercih ederim, değil mi? Ben balı tercih ederim. Yani diyor ki soruda bakın şöyle, ben belki bunu V olarak söyledim, kafanız karışabilir, ya olacak. Diyor ki kahvaltıda ekmeği tereyağıyla mı yoksa bal ile mi yersin? Bu da diyor ki ben bal ile ne yaparım? Tercih ederim. Yani B şıkkı. Diğer şıklara baktığınızda bakın anlam olarak da oturamıyor burada. 6. soruya geçelim. Andrew blah 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 eggs do you eat for breakfast? I eat 3 eggs because I love eggs. 3 yumurta yerim çünkü yumurtayı çok severim. Ne diyebilir? Yumurta kahvaltıda yersin. Cevapta da 3 tane diyor. Yani kaç tane? Yani how many? Harikasınız. D şıkkı doğrudur. 7. soruya geçiyoruz. Frank, what do you like eating for breakfast? Kahvaltıda ne yemeyi seversin?
My food is pancake. I like it with jam. Benim yemeğim, nokta nokta yemeğim kreptir. Onu reçelle severim. Ne diyebilir? Favori yemeğim, değil mi? Bakıyoruz şıklara. A favorite. Harikasınız. Benden önce cevap veriyorsunuz. Hep bir adım öndesiniz. Eyvallah. Abigail diyor ki, what do you eat for breakfast? Kahvaltı için ne yersin? Philip diyor ki, I usually eat hamburger. Genelde hamburger yerim. I think it is, bence o nokta nokta noktadır. Abigail de diyor ki, you shouldn't eat hamburger because it is blah blah blah. Hamburger yememelisin çünkü o nokta nokta noktadır. Şimdi ilkinde, yani Philip'in cümlesinde olumlu güzel bir şey demek ki söylemiş, sevdiği için hamburgeri. İkincisinde olumsuz bir şey. Bakıyoruz şıklara. Unhealthy, nutritious, hayır. Yummy, junk food olabilir. Healthy, favorite, hayır. Delicious, healthy, hayır. Bir şıkkı doğru olur. I think it is yummy. Bence o lezizdir. Abigail de diyor ki yememelisin çünkü o abur cuburdur. Yani bir şıkkı doğru cevabımız. Dokuzuncu soruya bakalım. I think a healthy breakfast. Cheese, eggs, tomatoes and milk. Bence sağlıklı bir kahvaltı. Peynir, yumurta, domates ve süt ne? Oluşur, değil mi? Bunlardan oluşur. Şıklara bakıyoruz. Hangisi? Harikasınız. C şıkkı. Hepsini doğru yaptığınızı hissediyorum arkadaşlar. Arada yanlış da olabilir. Çok doğaldır. Hiç kendinizi üzmeyeceksiniz. Devam ediyoruz 10 numaradan. Sophia diyor ki, What is your favorite drink for breakfast? Kahvaltı için favori içeceğin nedir? Jane de bir şey diyor. I like milk too. Sütü de severim diyor. Şimdi bakıyoruz, içecek arıyoruz. Şıklardan bakın, içecek arıyoruz. A olamaz, B olamaz, D olamaz, C olabilir. Portakal suyu. O yüzden C şıkkını doğru cevap olarak belirtip 11. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Alexis diyor ki, Do you usually have breakfast? Bir şey soruyor genelde kahvaltıda. Hani kahvaltı. Şimdi bakacağız ne soruyor. Helen diyor ki, I usually have breakfast at home. Genelde evde kahvaltı yaparım. Pardon. But I sometimes go to a restaurant near my house. Ama bazen de evin yanındaki restorana giderim. Demek ki neresiyle ilgili bir soru soruyor. Yani şıklarda ne olabilir? Aferin arkadaşlar. Where do you usually have breakfast? Genelde nerede kahvaltı yaparsın? 11 yaptık mı? Evet, 11'i de yaptık. 12. soruya geçiyoruz. Scott diyor ki, A cup of coffee, bir fincan kahve. Mark diyor ki, Sure, do you want it with milk? Tabii ki. Onu sütle ister misin? Yani kahveni sütle ister misin? Scott da diyor ki, Hayır, teşekkürler. Demek ki ilk başta Scott istiyor, kahve istiyor. Yani kahve ricasında bulunuyor. Hani önermiyor kahveyi, iskat vermiyor, istiyor. Şıklara baktığımızda can I have sadece olur. Bakın diğerleri önermedir. Sanki iskat marka hani kahve sunulacak, kahve önerecek. A, B ve C öneriyorlar. Ama D de istiyor iskat. Can I have? Bir fincan kahve alabilir miyim? Mark da diyor ki tabii ki. Onu sütle ister misin? Yani kahveni sütle ister misin? Hangi cevap oldu arkadaşlar? Harikasınız. D şıkkı oldu. 13. soruya geçiyoruz. Thomas ve Richard arasındaki konuşmada Thomas diyor ki What do you usually have for? Genelde nokta nokta için ne yersin? Richard diyor ki Richard tabii ki. Richard da diyor ki I like eating omelet, sausage and cheese in the morning. Sabahları omlet, sosis ve peynir yemeyi severim. Demek ki in the morning, sabahları diyor. Hangi öğünü sabah yeriz? Tabii ki kahvaltı, yani A şıkkını burada da seçtik gitti. Son soruya geliyoruz. Do you want? Bu nedir arkadaşlar? Croissant with sanırım chocolate olması gerekiyor. Çikolatadır. Croissant'ı çikolatayla İstiyor musun? No, thank you. Hayır, teşekkürler. I think they are not healthy. Bence onlar sağlıklı değiller. What about some peynir, cheese? Biraz peynire ne dersin? Sure, I love to. Tabii ki.
severim. Şıklara bakıyoruz. Hangisi olmalı? Croissant, chocolate cheese. Yani hangi şık? B şıkkı. Harikasınız arkadaşlar. Bana kaçta kaç yaptığınızı söyleyin. Bir tane de kazanım testi yapalım. Ve bu şekilde videoyu kapatalım arkadaşlar. Maraton kitapları biliyorsunuz YDS Yayıncılık tarafından hani sunulmuş. Ayrıca bu kitapları satın da alabilirsiniz. Ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA uygulamasında İngilizce ders kitabınızın yanındaki kaynak uygulamalar, hani yardımcı uygulamalar bölümünden de bulup indirebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın böyle bir fırsat sunduğu var öğrencilere. Here is Ronaldo's breakfast table. Burada Ronaldo'nun kahvaltı masası var. Which of the following does Ronaldo not? Dikkat edin. Have for breakfast according to the picture. Fotoğrafa göre hangisini Ronaldo kahvaltıda yemiyor? Egg, yumurta var. Croissant, bakın mas işaretime dikkat edin. Burada var. Cereal, tahıl göremiyoruz. Coffee burada görüyoruz. Cereal, tahıl. Hangisini seçtik? Arkasını C şıkkı. İkinci soruya geçelim. Robert ve annesi arasındaki konuşmada bir de sorunun bu kısmı diyor ki hangisi konuşmayı tamamlar? Mom, can I have some tea? Anne biraz çay alabilir miyim? Annesi bir şey diyor. Do you want some orange juice? Biraz portakal suyu ister misin? Tabii ki. Teşekkürler anne. Rica ederim. Hangisi şık bunu tamamlayabilir? Diyor ki hayır teşekkürler aç değilim olmaz. Tabii ki buyurun olmaz. Tabii ki buyurun deseydi ondan sonra portakal suyu önermezdi. Bence çay sağlıklıdır. Yani çocuk çay istiyor. Çayın hakkında da sağlık konferansı verecek değil. Çay sağlıklıdır bir de dedikten sonra portakal suyu önermesi kaç puan? Demek ki hangi şık olacak arkadaşlar? Üzgünüm hepsi bitmiş yani D şıkkı. Üçüncü soruya geçiyoruz. Which of the sentences is odd in the text? Şimdi 1, 2, 3 ve 4 cümleden oluşan bir paragraf var. Bir cümle diğerlerinin bütünlüğünü, anlam bütünlüğünü bozuyor. Onu bulmamız gerekiyor. On Saturday mornings I have breakfast with my family. Cumartesi sabahları ailemle kahvaltı yapıyorum. We always have cheese, eggs and olives for breakfast. Her zaman peynir, yumurta ve zeytin yiyoruz kahvaltıda. I have lunch at a school. Okulda öğlen yemeği yerim. And my father sometimes buys bagels for breakfast. Ve babam da bazen kahvaltıya simit alır. Şimdi bakın arkadaşlar cümle paragrafın başında cumartesi sabahları diyor. Ondan sonra birden atlıyor. Hepsi de kahvaltıyla ilgili. Yani cumartesi hafta sonu kahvaltısıyla ilgiliyken okulda öğlen yemeği yerim ki hafta içi bir olayıdır okula gitmek. O yüzden hangi cümle bozuyor arkadaşlar? I have lunch at a school. Kaç numaradır? 3 numara. Hangi şık 3 numarayı gösteriyor? C şıkkı. Dördüncü soruya geçiyoruz. We always have for breakfast, we love it. Her zaman kahvaltıya nokta nokta yeriz, onu çok severiz. Which of the following completes the sentence according to the picture? Görsele göre hangisi tamamlayacak? Bread with jam, ekmek ve reçel, ekmek ve tereyağı, çilek suyu ve kruasan, tost ve peynir. Burada ne görüyoruz? Ekmek ve reçel. Yani E şıkkını seçiyoruz. Beşinci soruya geldik bile. Ne zaman geldiğimizi anlamadık. What does Kate like drinking for? Ha, demek ki burada böyle soruyorsa bir tane readingimiz olacak. Beşinci soruda evet veya bir şeyimiz hani bu tablo var. Bunu görüp de cevap vermemiz gerekiyor. Soru 5-6'ya buna göre cevap vereceğiz arkadaşlar. Diyor ki aşağıdaki tabela Jack ve Kate'in sevdiği şeyleri ve sevmediği şeyleri gösteriyor. Tamam. Bunu hepsini kafamızda tutacak değiliz. O yüzden soru soru bakıp buraya döneceğiz. 5 diyor ki kahvaltıda ne içmeyi Kate sever? Kate kız olan. Kahvaltıda ne içmeyi sever?
arkadaşlar. Bakın, kahveyi sevmiyor Kate, sütü seviyor. Bakıyoruz şıklarda, milk. Kate süt içmeyi sever, süt sevmeyi içer diyecektim neredeyse. 5 numarada milk, B şıkkı cevabımız. 6. soruya bakıyoruz. Which of the following is correct according to the table above? Yukarıdaki tabelaya göre hangisi doğrudur? Kate has cheese for breakfast but Jack doesn't. Kate kahvaltıya peynir alıyor ama Jack almıyor. Tam tersi. Yani A şıkkı doğru değil. B şıkkı. Jack and Kate like sausages for breakfast. İkisi de sosisleri seviyor kahvaltıya. Evet, doğrudur. Demek ki o şık. Diğerlerine de bakalım ama. Kate dislikes eating cheese or drinking milk and coffee. Kate diyor ki peynir yemeyi ya da süt ve kahve içmeyi sevmiyor. Tamam, burada bakın, peynir yemeyi sevmiyor, kahve yemeyi sevmiyor ama süt içmeyi seviyor. Bir cümlede ve ile and ile bağlıyorsa cümlenin tamamı doğru olması için her parçası doğru olmalı. Burada peynir sevmeyebilir, kahve sevmeyebilir ama süt sevdiği için hepsini sevmiyor diyen cümle yanlıştır. D'de de Jack doesn't like coffee but Kate loves it. Jack kahve sevmez ama Kate ona bayılır. Tam tersi. Yani burada da cevabımız B şıkkıydı. İkisi sosisleri kahvaltıya seviyorlar. 7. soruya geçelim arkadaşlar. Peter diyor ki, do you want some coffee Daniel? Daniel, biraz kahve ister misin? Daniel bir şey diyor, sonra I love it. Çok severim diyor. Peter diyor ki, here you are. Al buyur. Enjoy your coffee. Kahven afiyet olsun. Daniel da diyor ki, thanks Peter. Teşekkürler Peter. Which of the following completes the conversation? Hangisi tamamlar konuşmayı? Dikkat edin, Daniel'ın kahveyi sevdiğini gösteren bir şey olmalı. No thanks, hayır teşekkürler, çok severim. Olmaz. Bir şıkkı, I'm not hungry, aç değilim. I love it, onu çok severim. Olmaz. I'm sorry but I can't. Üzgünüm ama yapamam. Bu şık da olmaz. Of course, tabii ki, elbette. Bu olur işte. Yani 7. soruda D şıkkı doğrudur. 8. soruya geçiyoruz. Kevin plays a computer game. Kevin bilgisayar oyunu oynuyor. He chooses the balls according to the subject and shoots them. Topları konularına göre seçip onları atıyor. Which of the following balls does Mark not choose to win in the healthy food game? Aşağıdaki toplardan hangisini sağlıklı yemek oyununda kazanmak için seçemez diyor Mark. Bakıyoruz, sağlıklı yemek için bal, peynir, cips, zeytin. Tabii ki bunların içinde en sağlıksızı cipstir. Yani C şıkkı. Görüyorsunuz, okuduğum yazıları da topların üzerinde yazıyor zaten. 9. soruya bakalım. Jane ve John arasındaki konuşmada Jane diyor ki, What do you usually eat for breakfast? Kahvaltı için genelde ne yersin? John diyor ki, I like eating sandwich with cheese and tomato. Ben peynir ve domatesli sandviç yemeyi severim. Sonra bir şey soruyor John. Jane diyor ki, I usually have omelet with cheese and sausages. Genelde peynir ve sosisle omlet yerim. Peki John ne sormuş olabilir? Which of the following completes the dialogue? What do you do after breakfast? Kahvaltıdan sonra ne yaparsın? Do you want some milk? Biraz süt ister misin? Can I have a sandwich? Sandviç alabilir miyim? What about you? Ya sen? Tabii ki ya sen olmalı. Çünkü Jane kahvaltıya ne yediğini soruyor. John anlatıyor. Sonra diyor ki ya sen? Jane de kendi yediklerini anlatıyor. Cevabımız D şıkkı. 10. soruya bakıyoruz. Look at Paul's likes and dislikes for breakfast. Paul'un neler sevdiğini, neler sevmediğini kahvaltıda görüyoruz. Sevmediğine çarpı atmış. Complete the sentences. Cümleyi tamamlayın. Paul for breakfast. Paul kahvaltıya never eats cheese. Asla peynir yemez. Bakıyoruz burada bal gibi de bal gibi derken buradaki hani balı kastetmiyoruz. Hani lafın gelişi. Bal gibi de peynir yer. Yani baya baya peynir yiyor. Likes drinking orange juice. Portakal suyu içmeyi sever. Bakıyoruz portakal suyu sevmedikleri bölümünde. Has eggs, honey and tea.
yumurta, bal ve çay alıyor. Doğru. It's chips but doesn't have tomato. Chips yiyor ama domates yemiyor. Yanlış bilgi. Cipslere bakıyoruz burada. Hani patates kızartması yemiyor ama domates yiyor. Yani hangi şıkkımız doğruydu arkadaşlar? C şıkkı demin de dediğimiz gibi doğru. 11. soruya bakıyoruz. Nutritious food, sağlıklı yemekler. Soup, çorba, cucumber, salatalık, kurasan, olive, zeytin. Hangisi bu listede olmamalı diyor. Tabii ki en sağlıksızı yine bu listede kruasan, yani hangi şık? C şıkkı olması gerekiyor. Son 12. soruya da geçiyoruz. Son soru değil, daha iki sorumuz var. Emily ve Russell arasındaki konuşmada Emily diyor ki Do you want to eat a hamburger? Bir hamburger yemek ister misin? No thanks. Hayır teşekkürler. Sonra bir şey diyor. Şimdi aradığımız şık hayır teşekkürlerle ilgili olması gerekiyor. What about having a drink? İçeceğin ne dersin? Sure, I want some orange juice. Tabii ki biraz portakal suyu isterim. Arkadaşlar dikkat edin. Sorularda aşağıdaki şıklardan hangisi, mesela burada diyor ki hangisi diyaloğu tamamlar. Ama hani ulusal sınavlarda falan aşağıdaki şıklardan hangisi diyaloğu tamamlayamaz şeklinde de soru verebilir. Bu konuda çok dikkatli olun. Yani tamamlar mı diyor, tamamlamaz mı diyor? Bunu dikkatle soruyu okumanız gerekiyor. Not mesela varsa tamamlamaz olur. Şimdi hayır teşekkürler diyor. I'm not hungry. Aç değilim. I don't like fruit juice. Meyve suyu sevmem. I think hamburger is healthy. Bence hamburger sağlıklı. Hamburger is my favorite food. Hamburger benim favori yemeğim. Tabii ki hangisi olacak arkadaşlar? Şıklardan aç değilim. Hamburger yer misin? Hayır teşekkürler. Aç değilim. Diğer şıklar zaten anlam olarak burada oturamaz. 13. soruya geçiyoruz. Which of the following is not junk food? Aşağıdakilerden hangisi abur cubur değil? Bakıyoruz, hamburgeri görüyoruz. Patates kızartması, dondurma, peynir. Tabii ki sağlıklı yemek. Bunların arasında A şıkkı peynir olan ve seçiyoruz. 14. soru ve son sorumuz bu videoda, bu testte. Mike's likes, Mike'ın sevdikleri kaç tane kalp attığına göre o kadar daha çok daha az seviyor demek ki bunları. Which of the following is Mike's favorite food? Aşağıdakilerden hangisi Mike'ın favori yemeğidir? Cereal, tahıl, bir tane kalp var. Honey, bal, 4 tane kalp var. Cips, 2 tane kalp var. Kruasan, 3 tane kalp var. En fazla kalp honey, yani baldadır arkadaşlar. O zaman neyi seçeceğiz? Honey, yani bir şıkkını. Arkadaşlar bu videoyu da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz like atmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bu serinin devamı da gelecek. Dediğim gibi bundan önceki videosu da var. Onu da açıklama listinde linkini göreceksiniz. Maraton 6. sınıf işte linki. Bundan önceki ünite de var. Bundan sonraki üniteler de olacak. Onları da seçebilirsiniz. Kitabınıza göre ders anlatım videolarını da izleyebilirsiniz. Sağlıkla kalın. Merhabalar.